Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın çıkaracağı aday merakla beklenirken HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş, adaylık konusunda desteklemeyecekleri tek ismin Mansur Yavaş olduğunu dile getirdi. Bektaş, bizim için denklemde yok, ürkek tutum, alamayan ve taraf olarak gördüğümüz bir ifadelerini kullandı. Türkiye gerçekleşmesine artık aylar kalan 2023 seçimlerine kilitlenirken bir yandan da altılı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday kafalarda soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Son olarak Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde 10. kez toplanan ve bu buluşmada ilk kez adaylık konusunu ele aldığı konuşulan altılı masa parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritasını 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacak. Bir yandan da HDP'nin adaylık konusunda vereceği destek merak konusu. Radyo Sputnik canlı yayınında Enver Aysever'e konuk olan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş, yaklaşan seçimlerde altılı masanın belirleyeceğini aday konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu. O da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Bektaş, bizim için denklemde yok, inşallah kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan, herkesi temsil eden bir cumhurbaşkanı olmaz diye düşünüyoruz. Bir vatandaş inşallah Demirtaş hapisten çıkar demişti. Ona inşallah diye yanıt verdiği söylendi. Ertesi gün belediyeden böyle bir cümlem olmadı diye açıklama geldi. Bu kadar ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri. Ayrıntıları kişiler üzerinden tartışmak istemiyorum. Tek bir görüşü onun üzerinden tartıştığımız için söyledim ifadelerini kullandı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, partisinin Iğdır'daki kongresinde konuştu. Halkların Demokratik Partisi Iğdır İl Örgütü, kentte bulunan bir düğün salonunda 4. olağan kongresini gerçekleştirdi. Parti bayraklarıyla süslenen kongre, divan üyelerinin seçilmesinin ardından başladı. Kongrede konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, ittifak tartışmaları ve cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacaklarına dair tartışmalara değindi. Buldan şunları söyledi, herkesin gözü HDP'de, yani bizde. Aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Millet İttifakı'nı destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? HDP'nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak, yoksa yeni bir hedefi mi var? Yeni bir strateji mi belirleyecek? Herkesin gözü bizde. Dün Kars'ta bir açıklama yaptım. HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim. Dünden beri tartışılan tek mesele HDP'nin aday çıkarıp çıkarmama meselesi. HDP niye aday çıkarmasın? HDP'nin sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir ülkede bir siyasi parti değil mi? Seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifaklarıyla birlikte adayını çıkaracak. Emek ve Özgürlük İttifakı, Kadın İttifakı, Kürt İttifakı, demokrasi güçlerinin ittifaklarıyla birlikte HDP'nin aday çıkarması elbette ki bazılarını hem hayallerini hem de ileriye dönük bütün yapacaklarını, stratejilerini alt üst edecek. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Kürt halkı ve dostlarına cezaevlerini ve mezarlığı reva görenler kaybetmeye mahkumlardır. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adayıyla gireceğini açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, aday için Sırrı Süreyya Önder'i önerirken Merdan Yanardağ'ın konu hakkındaki yorumu HDP'lilerin sert tepkisine yol açtı. Türkiye'de erken seçim tartışmaları ile birlikte altılı masa ve içinde HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları hakkındaki tartışmalar gündemin en sıcak maddesi haline geldi. Emek ve Özgürlük İttifakı önceki gün ortak aday seçeneğine daha yakın oldukları yönünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ittifakın altılı masanın belirleyeceği adaya destek olarak yorumlandı. Ancak HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, dün Kars'ta yaptığı açıklamada kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirterek en yakın zamanda Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını açıklayacaklarını söyledi. Benzer bir açıklama da HDP Grup Başkan Vekili Saruha Oluç'tan geldi. Oluç katıldığı bir televizyon programında bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum %12-13 oyunu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz demişti. Bu açıklamaların ardından HDP'nin aday politikası sosyal medyada tartışma konusu oldu. Twitter'da HDP'ye diye yapılan paylaşımlar üst sıraya yerleşti. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise HDP'ye aday önerisinde bulundu. Özdemir Twitter'dan yaptığı paylaşımda HDP kendi adayıyla seçime girecekse bence o aday Sırrı Süreyya Önder'den başkası değildir, olmamalıdır, tüm denklemi değiştirir diye yazdı. Tele1 sunucusu Merdan Yanardağ'ın konuyla ilgili yorumu ise HDP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Yanardağ, Millet İttifakı'nın adayını görmeden, görüşmeden, ortak adayda ısrar etmeden alınan bu karar sadece Erdoğan iktidarına hizmet eder.
Gericilikle ikinci kez çözüm arayışı için herkes için yıkım olur. HDP'nin Türkiye Partisi olma iddiasını çöp atar. Çok tuhaf yorumunu yaptı. HDP 25 ve 26 dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp. Yanardağ'a tuhaf olan sizin egemen ulus kibriniz. Önce HDP'nin bir irade olduğunu ve kimsenin Şamaroğlan olmadığını bileceksiniz sözleriyle yanıt verdi. Veli Saçılık'ta. Nereden Yanardağ her zamanki gibi nobran ve üstenci bir dille HDP'ye ayar vermeye kalkışıyor. HDP bugüne kadar saray rejimine karşı direndi. Çöp olacak tek zihniyet sarayın ideolojik ailesinden çıkamayan sağlı sollu sistem muhalefetidir ifadelerini kullandı.